Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Erdoğan tarih vermişti. Yerli uçak motorunda kritik viraj. Türkiye'nin ilk savaş uçağı Kaan, ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma envanterine gireceği gün merakla beklenen Altay tankı ve daha nice kara deniz hava platformu. Cumhuriyet'in 100. yılında yoluna bazı alanlarda dolu dizgin devam eden Ankara'nın tüm bu projelerdeki en büyük meydan okumalarından biri de motor meselesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Kızıl Elma'da yerli milli motorun üretimi maalesef neresinden baksanız 5 yılı alır cümlesi bu süreci bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı. Peki bugüne kadar çok farklı tarihlerin telaffuz edildiği yerli ve milli motor konusunda hangi noktadayız? Savunma Sanayi Araştırmacısı Yusuf Akbaba detayları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıllık süre zarfı vurgusuyla başlıyor anlatmaya Akbaba ve Kızıl Elma'nın motoru konusunda verilen bu tarihin ihtiyatlı olduğunu belirtiyor. Akbaba'ya göre Cumhurbaşkanı'na daha önce benzer projelerde verilen ancak tutturulamayan tarihler olması burada esas nokta. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın en gerçekçi tarih olan 5 yılı telaffuz etmesi çok önemli diyor Akbaba. Her ne kadar verilen tarih için en ihtiyatlı yol düşünülmüş olsa da bir parantez açıyor ve Baykar'ın bu gibi süreçlerdeki performansına atıf yapıyor. Ekibin potansiyeli düşünüldüğünde 5 yıldan kısa sürede hazır olma ihtimali de var cümlesiyle beklentisini de aktardı. Sadece ekip de değil. İnsansız platformda kullanılacak motorun, insanlı platformlarda kullanılacak bir motora göre daha rahat test süreci olduğuna da vurgu yapıyor Akbaba ve bu gerçekliğin de projenin erken bitmesine katkı sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.